Merhabalar sayın takipçilerim, Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir kabak tatlısı yapacağım. Bu kabağı bana Kandıra'da bir teyze hediye etti. Çok tatlı bir teyze, pamuk bir teyze. Bana dedi ki bu kabak sizin olsun. Yeni komşum, Kandıra'daki komşum hediye etti bana. Ben de şimdi bu kabaktan güzel bir tatlı yapacağım. Tarifime başlamadan önce ufak bir ricada bulunacağım. Kanalıma abone olursanız, desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ufacık da olsa bir beğeni, bir emoji bırakın. Yorumlarınızı da esirgemeyin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Tarifime başlıyorum. Öncelikle şu kabağın şu kısmını koparmam lazım. Bunu nasıl koparacağım? Şu şekil. Eskiden babaannem bu şekil yapardı. Babaannemin usulüce yaptık. Gayet kolay bir şekilde kırdık. Şimdi bu dilim yerlerinden keseceğim kabaklarımı. Kabak küçükmüş ama gayet güzel görünüyor. Şu çekirdeklerini de, içini çekirdeklerini alacağım. Bir gazete kağıdının üstüne koyup Kandıra'daki bahçeme kabaklarımı, çekirdeklerini ekeceğim. Şöyle çekirdeklerini önce çıkaracağım. Kabağımın çekirdeklerini çıkardım. Şu şekil bir peçetenin üzerine serdim. Kabağımın çekirdeklerini kurutacağım. Kuruttuktan sonra baharına dikeceğiz. Kabağımın şöyle iç kısmını bıçakla şu şekil alıyorum. Şöyle aldıktan sonra şöyle dış kabuğunu şöyle bir soğuyacak yardımıyla soyacağım. İsterseniz bıçakla da soyabilirsiniz. Soyacakla benim daha kolayıma geliyor. Şöyle kabaklarımın kabuğunu soyacağım. Şöyle bıçakla da soyabilirsiniz. Elinizi kesmeden. Kabuğunu soymak konuşamadım bir türlü. Gerçekten çok zor. Çok sert oluyor kabuğu. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Elimizi kesebiliriz. Şu şekil hepsini soyacağım. Evet, bu şekil kabağımızı soyduk. Böyle soymaya devam edeceğim. Kabaklarımı hepsini soyduktan sonra önce bütün güne kabağımı iyice yıkamıştım. Soyduktan sonra daha yıkamama gerek kalmadı. Şu şekil kabaklarımı dilim yaptım. Dilimledikten sonra şöyle üzerine şeker bırakıyorum. Şöyle ikinci su bardağı, klasik su bardağıyla şekerimi de döküyorum. İki su bardağı şekerimizi kabaklarımızın üstüne döktük. Kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde sabaha kadar beklesin. Sabahleyin devam edelim. Evet arkadaşlar, bütün gece kabağımı şekerde beklettim. Şöyle inanılmaz derecede sulanmış. Sanki su katmışım edasında. Şimdi ocağıma götürüyorum. Ocağımda kabağımı güzel bir pişene kadar, lokum gibi olana kadar pişireceğim. Kabak pişti. Gayet güzel oldu. Şöyle suyunu koyulana kadar pişirelim. Şu anda kabağımız pişti. Yaklaşık 25 dakikadır ocakta pişiyor. Kabağı fırına vermemiz gerekiyor ama bu kabak biraz ince olduğu için
vermeyeceğim. Gerçekten lokum gibi pişti. Fırınlamaya hiç gerek yok. Gayet güzel oldu. Şimdi kapatıyorum. Ocağımı da kapatıyorum. Sunumda görüşürüz. Kabak tatlım soğuduktan sonra böyle bir borcamın içerisine aldım. Şimdi sunum yapalım. Kabağımı sunuma alıyorum. Şöyle üzerine şöyle fındık, ceviz, hangisini isterseniz döküyorum. Şöyle üzerine şöyle birazcık tahin gezdiriyorum. Of of, mis gibi oldu. Çok harika bir kabak tatlısı oldu. Normalde fırınlıyorum ama bu kabak biraz küçük olduğu için ince, fırına gelmez. Bu şekilde de çok harika oldu. Lokum gibi. Hem pratik. Deneyeceklere, yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.